Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar e, Trigonometrinin dördüncü videosuyla karşınızdayız Konumuz toplam fark formülleri Şimdi bunlar formül ezberleyeceksin cart cürt. Şimdi tabi bir kısmı ezber Yani niye ezber senin için ezber en azından e, Çünkü Sınavda karşına çıkacak ve çıktığı zaman hemen aklından ezberinden yapmaz, yapmak zorundasın bunları. Çünkü süre diye bir problemimiz var. Tamam AYT'de çıkıyor bu trigonometri konusu eyvallah ama AYT'de de 2 dakika 15 saniyen var bir soruyu çözmek için ortalama. Hani sayısalcılar fen kısmını çok hızlı çözüyorlar genelde. Dolayısıyla matematiğe daha fazla süre kalıyor. Yaklaşık buçuk dakika 2 dakika 40 saniye gibi süreler kalıyor. Fakat... Bu formülleri ezberleme. Bak mantığı var. Şunu şöyle yaparsan çıkar dersem sen bunları ezberlemeyip sınava girip dediğim yöntemlerle bunları yapsan bu sefer de çok fazla zaman kaybedeceksin. Dolayısıyla bunları ezberinde tutsan daha iyi olur. Ayrıca ve ayrıca ezberlemesi zaten çok basit. Şimdi iki açının toplamının sinüsü, farkının sinüsü, toplamının kosinüsü, farkının kosinüsü, toplamının tanjantı, farkının tanjantı kotanjant için formül vermeyeceğim. Niye? Çünkü tanjantı öğrensen yeter. Bir açının iki tane açının kotanjantının iki tane açının toplamının kotanjantı sorulduysa sen toplamının tanjantını bul. Bulduğun sonucu ters çevirirsin. Oldu sana kotanjant. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi sinüs a artı b. iki tane açının toplamının sinüsü. Bakın hem sinüsü hem kosinüsü yazıyorsunuz. Sina çarpı kos b. Arada ne varsa burada da o var. Sonra da açıları yer değiştiriyorsunuz. Kosa çarpı sin Eksilisinde de buraya sadece eksi geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Kosinüste hem kosinüsleri ayırmıyorsun hem sinüs hem sinüsleri ayırmıyorsun. Ayrıca artıysa burada eksi var. Buna dikkat. Eksi ise de artı var. Bu kadar. Tanjantta ben bunu ta lise zamanında şu şekilde kafama oturtmuştum. Hiçbir şekilde de unutmuyorum tekerleme gibi. E, tan artı 5 şudur. Tan artı tan b bölü 1 eksi tan tan. A eksi B'de de tan A eksi tan B bölü 1 artı tan tan. Yani artılısında üst taraf artı alt taraf eksi. Eksilisinde üst taraf eksi alt taraf artı olacak şekilde. Tamam Bütün formüller bunlar. Bunu istersen bu pdf'ten de kesebilirsin. İstersen kendin el yazı, el yazınla e, duvarına yapıştırabilirsin. Panona yapıştırabilirsin. Defterinin e, bir kısmına yapıştırabilirsin. E, ezberleyemiyorum imkanı yok diyorsan telefonun arka planı yap şeyler yap yani. Ama mutlaka ama mutlaka ezberle. Şimdi bunlar ne işimize yarıyor? Mesela hesaplayamadığımız yani üçgenini dik üçgenini çizemediğimiz çizsek de işimize çok yaramayacak olan bazı açı değerlerinin sinüsleri kosinüslerini hesaplamaya yarıyor. Mesela sinüs 105. Ben bu sinüs 105'i bilinen iki tane açı değerinin toplamı biçiminde yazacağım. Sinüs 60 artı 45 yazayım mesela. Tamam mı? Bunları hesaplayabiliriz. Sin 60 artı 45'i de sin 60 çarpı cos 45 artı cos 60 artı çarpı sin 45 biçiminde bulabilirim. Sin 60 kök 3 bölü 2 idi. Cos 45 kök 2 bölü 2. Artı cos 60 1 bölü 2 idi. Sin 45 de kök 2 bölü 2. Demek ki sevgili sevgili gençler üst taraf kök 6 artı kök 2 olacak. Alt tarafta 4 olacak. İşte sinüs 105 buna eşittir diyebiliriz. Aynı şekilde kosinus 75'i de sana kosinüs 30 artı 45 yazayım. Tamam mı? Bunu da eşittir. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 45 eksi sinüs 30 çarpı sinüs 45 biçiminde bulmanı sana bırakayım. Yani bunların değerlerini yazıp bulacaksın. Geçtik bir alttaki sorumuza. Sin 175 çarpı kos 53 eksi kos 175 çarpı sin 53. Bak sin kos cos sin. Bu sinüs fark formülü. Neyden neyi çıkaracağız? Sinüs 175'ten 53'ü çıkaracağız. Bölü ne biçim bölü yaptık? Bölü cos 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 sin sin arada artı varsa kosinüs fark formülü. Neyden neyi çıkaracağız? Kosinüs 73 eksi 41 diyeceğiz. Şimdi 175'ten 53 çıkarırsak 122 kalır sevgili gençler. Sinüs 122 bölü 73'ten 41'i çıkarırsak da 32 kalır. Kosinüs 32. E bu ne biçimmiş? Şimdi e, sinüsü şöyle yazabiliriz bakın. Sinüs 90 artı 32 yazarım ben burayı. Bölü kosinüs 32 var bir elimizde. Şu yeşil rengi çok sevmedim. Maviye geçebiliriz. İsim değiştirecek. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için kosinüs 32 bölü kosinüs 32 gelecek. Bu da kaçtır? 1'dir. Benim bazı böyle takıntılarım falan vardı lisede de üniversitede de. Şunları hesaplayabilen bir hesap makinem vardı benim. Casio diye bir markası vardı. Casio FX750 mi öyle bir şeydi. Üniversitede de kullandım aynı hesap makinesini. Bunların her birinin değerlerini şu an telefonlar yapıyor tabi ama hocam telefonlar da yapıyor ya niye öyle bir hesap makinesinden bahsediyorsanız diye soracak olursan da benim zamanımda bunları hesaplayan telefonlar Yoktu. Akıllı telefon yoktu zaten. Her neyse. Ee, bunun aynısını hesap makinesine girip toplayıp çıkarıp çarpıp böldüğüm zaman ilginç bir şekilde biri veriyordu ve mutlu oluyordu. Bu da benim mutluluğumdu işte. <laughs> Şimdi 10. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Böyle bir soru var karşımızda. Bu tarz bir soru çıktığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir inceleyelim. Şimdi bu kök köküç burada çok sırıtıyor. Değil mi? Köküç burada sırıtıyor sırıtmaması için ben bu köküç gördüğüm yere tanjant 60 yerleştirebilirim çat diye. Kosinüs 10 artı tan 60'ı da sin 60 bölü kos 60 biçiminde yazarsam çarpı sinüs 10'um var aynısını yazıyorum sorunu. Bölü sinüs 220'yi de nasıl yazalım? Sinüs 180 artı 40 yazalım tamam mı? Geçtim şu kısmı şunu bileşik kesir biçiminde ya da paydasını eşitlerseniz kosinüs 10 çarpı kosinüs 60 artı e, sin 60 çarpı sin 10 bölü alt kısımda kosinüs 60'ımız kaldı bölü yani büyük bölü sinüs 140 180 artı 40 Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için isimle değiştirmeyecek. Eksi sinüs 40'a eşittir diyeceğiz. Güzel. Şimdi devam gençler. Şunu alalım. Bakın cos, cos, sin, sin. Kosinüs fark formülü. Neyden neyi? 60'dan onu çıkararak elde edebiliriz. Kosinüs 60 eksi 10'dan ne gelecek? 50. Ya hocam önde 10 var ondan 60'ı çıkarmayacağız mı? Çıkar kardeşim. 10 eksi 60 de bu ne olur? Kosinüs eksi 50 olur kosinüs çift fonksiyonu olduğu için gene koselliye eşit olur. Sıkıntı yok yani. Bölü kosinüs 60 çarpı şunu da ters çevirip çarparsam eksi sin 40 yapacaktır. sen biliyorsun ki kosinüs 50 ile sinüs 40 birbirine eşit. Burada bir tane eksi kaldı onu unutma. 1 bölü eksi kos 60 kaçtı? 1 bölü 2'di. Ters çevirip çarparsam ne olur? Eksi 2 olur. Demek ki cevabımız eksi 2 olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma, ABCD bir dikdörtgen, güzel. Bunların kesişiminde F noktası var demiş. Tamam. Burası 3, burası 4, burası 2 demiş. Kosinüs x soruluyor bize. Şuranın kosinüsü soruluyor sevgili gençler. Bir düşünelim bakalım. Buranın kosinüsünü nasıl bulabilirim? Şöyle diyelim mi sizle beraber? Bir düşüneyim. Şöyle yapalım bakın. Ben şuraya alfa diyeyim, tamam mı? Buraya alfa diyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Şimdi bakın şuradaki iç açıyla şuradaki iç açının toplamı buradaki dış açıyı vermez mi bize verir. Demek ki bana hani kosinüs x sorulmuş ya ben kosinüs alfa artı betayı da bulsam soru kabul edecek benden bunu. Etmesini de görüyor. Ben bu kosinüs alfa artı betayı nasıl yazarım? Kos alfa çarpı kos beta eksi sin alfa çarpı sin beta diye yazabilirim. Daha sonrasında kosinüs alfa lazım şimdi bana. Şu AE uzunluğu sevgili gençler. Yani şu e, şuradaki uzunluk. 3, 4, 5'tir. Şimdi kosinüs alfayı bulalım. Komşusu 4, hipotenüsü 5. 4 bölü 5. Çarp. Kosinüs beta'yı bulacağız. E, kosinüs beta için de bakın burası 4, 2, 6 yaptı. Burası da kaçtır? 3'tür. E, 3, 6 ise şuranın tamamı yani DB uzunluğu. 3 kök 5'tir. Beta'nın komşusu 6, hipotenüsü 3 kök 5 eksi. Sinüs alfa, karşısı 3, hipotenüsü 5, çarpı sinüs beta, yani buranın bet şeyi 3 bölü 3 kök 5, 3 bölü 3 kök 5 dedik. Tamam, güzel. 4 kere 6 24 yapar, 3 kere 3 9 yapar. Alt kısımda 15 kök 5 var. Peki 24'ten 9'u çıkarırsam kaç kalır? 15 kalır. 15 bölü 15 kök 5 de çok güzel geldi. 1 bölü kök 5'e eşittir. Şunlar giderse. Bu da kök 5 bölü 5'tir diyebiliriz. Demek ki kosinüs x neye eşitmiş arkadaşlar? Kök 5 bölü 5'e eşitmiş dedik. Geçtik 11. sayfamızın ilk sorusuna. ABCD bir dikdörtgen. AD, EB'ye eşit. Yani şu kısımla şu kısım birbirine eşit. Tabi doğal olarak burası da eşit. Bunlar da iki tane a e eşitmiş. Yani şöyle diyebiliriz artık. Burası k ise burası 2k. Burası 2k ve burası 2k diyebiliriz. Kotanjant x kaçtır? Tabii ki burası da 3k. Kotanjant x sorulmuş şimdi bize. Ben kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x'i bulsam da olur. Aslında soru bizden bunu istiyor. Hemen bunu yazın ki ben kotanjantın e, toplam fark formüllerini ezberleyemedim falan gibisinden bir muhabbette karşılaşırsanız tanjant 2'ni mutlaka aklınıza tutmanız gerektiğini söylemiştim. 1 bölü tanjant x'i bulursan soru bunu da kabul edecektir senden. Şimdi burada bu x ile alakalı bir şey bulacağım ama şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın ben şuraya y desem tamam mı? Şuraya y desem sevgili gençler. Şurası ne olur? x artı y olur. Ki ben buraya z diyeyim. Şimdi yazıyorum bakın. x ile y'nin toplamı bana z'yi verecektir. 2 iç, 1 dış. Peki bu x'i yalnız bıraksam. z eksi y olur mu arkadaşlar? Olur. Tüm bunlara dayanarak da benden kotanjant x'i sormuştu. Ben kotanjant z eksi y'yi hesaplayabilirim o halde. Çünkü x z eksi y'ye eşittir. O halde benden aslında bakarsanız 1 bölü tanjant z eksi y istenmiş de diyebilirim. Şimdi gelelim tanjant z eksi y'yi nasıl bulmamız gerektiğine. Burası tanjant z eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant z çarpı tanjant y'dir. Toplam fark formüllerinden Tanjant Z lazım bize. Karşı bölü komşu. 1 bölü 2. Eksi tanjant Y lazım. Karşısı 2, komşusu 3. 2 bölü 3. Bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 dedik. Üst taraf burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem 1 bölü 6 gelirken alt taraf ise 2'ler gider 1 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 gelir. Daha sonrasında 3 ile 6'yı sadeleştirirsem 2 bunu da ters çevirip çarparsam 1 bölü 8 gelir. Tanjant bu unutmayın. Tanjant z eksi y 1 bölü 8'miş. Bunu da şuraya yazarsam eğer 1 bölü 1 bölü 8'den cevap ne gelir? 8 gelir. Demek ki kotanjant kaçmış? 8'miş sevgili gençler. Güzel oldu. Geçtim bir diğer soruma. Şu kısmı silelim ki soruyu görelim. he Bir ABC üçgeninde tanjant A 1 bölü 2 tanjant B 3 bölü 4 olduğuna göre tanjant C kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bu ABC üçgeninde iç açıların toplamının 180 olduğunu biliyorum. C'nin ise C'nin ise 180 eksi A artı B olması gerektiğini biliyorum. Artık tanjant C yerine tanjant 180 eksi a artı b'nin de hesaplanabileceğini de öğrendim. Tanjantta 180'den çıkarıldığı için açımız isim değiştirmeyecek. İkinci bölgede olduğu için negatif olacak. Eksi tanjant a artı b. Yani ben tanjant c'yi hesaplamak yerine tanjant a artı b'yi hesaplarım. Önüne de bir tane eksi koyarım. Tanjant A artı B'yi nasıl hesaplayacağız peki? Şu şekilde tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B biçiminde hesaplayacağız. Ne güzel tan A'yı vermiş tan B'yi vermiş. Geri kalanı 4 işlem. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 dedim. Üst taraf burayı 2 ile genişletecek olursam 5 bölü 4'tür. Alt tarafta 3 bölü 8, 5 bölü 8 yapar. Daha sonrasında 5 5'ler gider. 8 ile ters çevirip çarparsam 8 bölü 4'ten 2 gelir. 2 ama bu tanjant A artı B 2. Bir de önümüzde ne vardı? Eksi vardı. Demek ki tanjant C kaçmış? Eksi 2'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer ki bizden şöyle bir şey istenirse, f(x) fonksiyonu a cos x artı b sin x gibi bir ifade verildiyse biz buradaki bu ifadenin f(x)'in alabileceği maksimum değerin katsayıların kareleri toplamının karekökü olacağını, minimum değerinin de bunun eksilisi olması gerektiğini bileceğiz. Minimum ve maksimum arasına da fx'i sıkıştırabiliriz. Bu iki değer arasında değerler alır diyeceğiz. Tabii ki şu x'ler aynı aynıyken. Yani bir tanesine x bir tanesine y der, y o zaten kolay. İkisi de aynıysa mecburen bunu yapacağız. Genelde burada da özel üçgenler verilir klişe sorularda. İşte 5, 12, 13 gibi. En büyük değeri 13'tür en küçük değeri eksi 13'tür. Neden? Çünkü fx dediğimiz değer maksimum 12'nin karesi artı 5'in karesinin karekökü kadar minimumda eksi 12'nin karesi artı 5'in karesinin karekökü kadar değer alır. 12'nin karesi artı 5'in karesi 169'dur, karesi e, karekökü 13'tür. Eksi 13 küçük veya eşittir f(x). Bu da küçük veya eşittir 13 denilebilir. Maksimum değer bu, minimum değer budur sevgili gençler. Dolayısıyla cevaplarımızda artı 13 ve eksi 13'tür diyebiliriz. Bir üst tarafa geçiyorum karşımıza yarım açı formülleri çıkıyor. Yarım açı formülleri özel bir şey değil. Toplam fark formülünden geliyor. Hatta sadece toplam formülünden geliyor. Hatırlarsanız toplam formülünde ben buraya a'ya b demiştim. Ve sin a çarpı cos b artık cos a çarpı sin b gelmişti. Eğer ikisini de a olarak seçersem sin a çarpı cos a, cos a çarpı sin a olacağı için şuradakinin aynısından burada da elde edileceğinden 2 tane sin a çarpı kos a yapar. Biz artık sinüs 2a gördüğümüz zaman ki a ile a'nın toplamı 2a'dır. Sinüs 2a'yı gördüğümüz zaman 2 sin a kos a ya da sin a çarpı kos a gördüğümüzde mesela şurayı gördüğümüz zaman da sinüs 2a bölü 2 yazmamız gerektiğini bileceğiz. Bunu da yine bir özdeşlik olarak da kabul edebilirsiniz sevgili gençler. Hani o yazmıştık yazdırmıştık ya sin kare x artı kos kare x 1'di. Tan, tan x çarpı kot x 1'di. Toplam fark formüllerimiz vardı. Bir de bu formüller. Bunlar bizim için ölümcül formüller. Yani e, nasıl diyeyim? Bir soruyu bunlarsız e, ya allem eder çok uğraşarak çözeriz ya da hiç çözemeyiz. Dolayısıyla bunlar bilinecek. Aynı formülde yani kosinüs toplam formülünde ikisine de a yazarsam bu sefer de kos kare a eksi sin kare a gelecektir. Demek ki kosinüs 2 a da kos kare a eksi sin kare a'ya eşit olacakmış. Aynı şekilde bu formülden iki tane daha formül üretebiliriz. Çünkü ben sin kare a'nın 1 eksi kos kare a olduğunu biliyordum. Sin kare a gördüğüm yere bunu yazarsam 1 eksi kos kare a'yı. Kos 2 a 2 kos kare a eksi 1'e ya da kos 2 a yine kos kare a gördüğümüz yere bu sefer 1 eksi sin kare a yazılırsa 1 eksi 2 sin kare a'ya eşit olacaktır. Yani bunu bunu ve bunu da Adımız soyadımız gibi bileceğiz. Soruların içerisinde gördüğümüz zaman ha işte tamam bu deyip yolumuza devam edeceğiz. Tanjant yarım açı formülü genelde kullanılmaz ama bilmekte fayda var. Bu da tanjant toplam formülünden geliyor. Kotanjant yarım açı formülünü de zaten 1 bölü tanjant 2a olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Gene ters çevirerek bulabiliriz. Şimdi Sin kare 75 eksi kos kare 75 işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Ben bunu eksi parantezine alırsam eğer kos kare 75 eksi sin kare 75 yazabilirim. Ki kos kare eksi sin kareyi neden istedim? Çünkü burası 75 ve 75 ise aslında burası kosinüs 150'dir. Kosinüs 150'nin eksilisi diyebiliriz. Kosinüs 150 ise eksiği koydum bakın. Kosinüs 150 ise kosinüs 180 eksi 30 diye yazılır. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi. Eksi kosinüs 30 diyebiliriz. Eksi eksi birbirini götürür. Kos 30 da kök 3 bölü 2 olduğu için cevap da bu olur denilebilir. Bir alttaki sorumuza bakacak olursak. Ben burayı sinüs 78 ile burayı da kosinüs 78 ile genişletecek olursam. Üst taraf sin 78 çarpı sin 36 eksi kos 36 eksi pardon çarpı kosinüs e, 78 diye yazdım. Bölü alt kısımda da kos 78 çarpı sin 78 meydana geldi. Şimdi üst tarafı eksi parantezine almak istiyorum. Eksi parantezinde kosinüs 78 çarpı kosinüs 36 eksi sinüs 78 çarpı sinüs 36 yazılabilir. Bölü alt kısımda ise bakın 78 78 kosinüs sinüs çarpılmış. Neydi? Sin a çarpı kos a eşittir. Sinüs 2 a bölü 2 idi. Yarım açı formülünden sinüs yarım açı formülünden. Demek ki burası sinüs 78 78 daha 156 yapar. Sinüs 156 bölü 2 ol olur diyeceğiz sevgili gençler. Üst tarafta ise bakın kos kos sinsin sin, arada da eksi varsa kosinüs toplam formülüdür bu. 78 ile 36'yı toplamamız gerekiyor. Bu da 114 yapacaktır. Demek ki eksi kosinüs 114 bölü sinüs 156 bölü 2 gelecek. Bunu da ters çevirip çarparsak eksi 2 çarpı kosinüs 114. Kosinüs 114'ü de kosinüs 90 artı 24 biçimde yazmak istiyorum. Alt kısımdaki sinüs 156'yı da sinüs 180 eksi 24 diye yazmak istiyorum. Şimdi kosinüs isim değiştirecek. İkinci bölgede negatif olduğu için burası eksi sin 24'tür. Eksi sin 24'tür. Alt kısımda isim değiştirmeyecek sinüs 24'tür. Sin 24'ler giderse bir tane eksi ve bir tane eksi 2 ile beraber buranın cevabı ne yapar? 2 yapar. Demek ki bu işlemin sonucu 2'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir sonraki sayfama 12. sayfamın ilk sorusu. Kosinüs 50 A ise sin 80 ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi burada sinüs 80 e, değeri için ben bunun aslına bakarsanız 2 çarpı sinüs 40 çarpı kosinüs 40 olması gerektiğini biliyorum. Ki kosinüs 50 şöyle yazalım kosinüs 50 Aynı zamanda sinüs 40'a eşittir. Dolayısıyla sinüs 40 da demek ki a'ymış. Yani burası a'ymış sevgili gençler. Peki kosinüs 40'ı nasıl bulacağım kos 50'den? Onu da şöyle yapabiliriz. Ben bir üçgen çizeyim size. Bu üçgen de sevgili gençler şöyle yapalım. Ben şuraya 40 derecelik açı demek istiyorum. Burası da 90. Sinüs 40 eğer a'ya eşitse karşı bölü hipotenüs a'dır. Yani burası a'dır. Demek ki burası da 1'miş. Bakın karşı bölü hipotenüs A bölü 1'den kaynaklı A gelmiş. Peki kosinüsü nasıl hesaplarım? Ya da şurası nedir? Burası 1 eksi A karenin kare köküdür. Pisagor'dan. Dolayısıyla kosinüs 40 1 eksi A karenin kare kökü gelecektir. O halde cevabımız 2 çarpı A çarpı 1 eksi A karenin kare kökü olur diyeceğiz. Sevgili gençler tamamen A cinsinden yazmış olduk. Geçtim bir diğer soruma. Tan 15'te 15 ile kot 15'in toplamı değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben burada tanjant 15 değeri için bu böylece kalsın diyeceğim. Kot 15 1 bölü tan 15'tir. Doğru değil mi? Yani kotanjant tanjantın tam tersiydi. Ve bu da tan kare 55, tan kare 15 Artı 1 bölü tanjant 15'in ta kendisidir. Şimdi gençler şöyle bir şey yazmış olsaydım. 2 çarpı tanjant 15 bölü. E, hatta bakalım bir daha düşüneyim. E, orası artı tamam. Tanjant 15, 2 tane tanjant 15 e, olur mu? Olmaz. Tamam. Biz de bu yoldan ilerlemeyiz o zaman. Başka bir şey düşünelim. Ee, şöyle yapalım mı bu soruyu? Buradan sanırım yürümeyecek Tanjant 15'i Sin 15 bölü cos 15 yazalım Yürüyecekse de artık bu saatte göremedim Cos 15 bölü sin 15 yazalım arkadaşlar Ben burayı sin 15 ile genişletmek istiyorum Burayı da sevgili gençler Cos 15 ile genişletmek istiyorum Üst taraf ne olur? Sin kare 15 artı cos kare 15 olur. Alt taraf ise e, sin 15 cos 15 olur. Pekala. Üst taraf sin kare 15 artı cos kare 15 nedir? 1'dir. Alt taraf ise bakın sin ile cos'un çarpımı ve ikisi de 15. Sinüs 30 bölü 2 olur. 1 bölü sin 30 kaçtı? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 bölü 2. Burası gelir? 1 bölü 4. 1 bölü 4'te ters yerip çarparsam kaç gelir? 4. Demek ki bu ifadenin eşiti 4'müş sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. X açısı 180 ile 270 arasında yani 3. bölgede bir açı olmak üzere. Benden sinüs 2x ile tanjant 2x'in toplamı istenmiş. Bu sinüs 2x 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Artı tanjant 2x de 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Yarım açı formüllerinden. Ama bir de şöyle bir durum var. Ee, burası 3. bölgede. Bir tane üçgen çizmemiz gerekiyor. Üçgenimizi şu şekilde çizelim. Şöyle biraz yamuk da oldu ama sıkıntı yok. Siz anlıyorsunuz onu. Burası 90 derece. Ben şuraya x derecelik açı demek istiyorum. Sinüsü 2 bölü kök 5 ise karşısı 2'dir hipotenüsü kök 5'tir. Ve buraya da ne kalır? 1 kalır arkadaşlar. Şimdi sinüsü buysa kosinüsü sinüsü nedir? Bak burası zaten 2 çarpı e, sin x dedik ya. 2 çarpı sinüs x neydi? Eksi 2 bölü kök 5'ti. Çarpı kosinüs x lazım. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 yapar. Yalnız şöyle bir durum var. Tabi bunların işaretleri de önemli. Burası kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge o zaman kosinüs de negatiftir. Eksiyi buraya da yazdım. Artı. Şimdi bana tanjant x lazım. Tanjant üçüncü bölgede pozitifti. Karşı bölü komşudan 2 gelir. 2 kere 2 4 bölü 1 eksi 2'nin karesi 4. 1 eksi 4'ten de eksi 3 gelir. Bu işlemin sonucu bize cevabı verecek. Eksi kere eksi artı yaptı. 2 kere 2 4 bölü kök 5 kere kök 5 5 Eksi 4 bölü 3. Burada ben bunu 3 ile burayı da 5 ile genişletecek olursam 12 eksi 20 bölü 15 gelir. Bu da eksi 8 bölü 15 yapar sevgili gençler. Cevabımız buymuş. Eksi 8 bölü 15'miş diyebiliriz. Güzel sorular. Sağ üst tarafa geçiyorum. Bir sonraki sayfamızda bakalım nereye geçeceğiz. Trigonometrik denklemlere geçeceğiz. 6 tane falan sorumuz kaldı bu videoda. Hadi bakalım. Şimdi kosinüs 3x bölü sin x artı sin 3x bölü cos x ifadesinin eşiti. Ben burayı kosinüs x ile burayı da sinüs x ile genişletmek istiyorum. Ve daha sonrasında cos x cos 3x diyelim önce. Kosinüs 3x çarpı kosinüs x artı sinüs 3x çarpı sinüs x yazdım bakın buraya. Ben de şöyle yaklaştıralım. Ekrana en başına yaklaştırmayı unuttum. Umarım okunaklı olmuştur. Gerçi düzgün de yazıyoruz ama bakalım. Daha sonrasında bölü. Bölü. Alt kısımda ne kaldı? Sin x çarpı cos x kaldı. Yazalım. Sin x çarpı cos x kaldı. Şimdi üstüne bakıyorsun. Cos cos sin sin. Ee, bu durumda arada da artı varsa cosinus fark formülüdür. Cosinus 3x eksi x. Bakın burası cosinus. 3x eksi x'in formülüydü. Yani kosinüs 2x oldu sevgili gençler. Alt kısımda ise sin x çarpı cos x nedir? Sinüs 2x bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsan 2 çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x olur. Sinüs 2x olur. Peki cos bölü sin neye eşitti? Tanjant. O zaman cevabımız 2 çarpı tanjant 2x olur sevgili gençler. Geçtim bir sonraki soruma. Sin küp x eksi kos küp x bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı sinüs 2 x ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi burada şu sin küp eksi kos küpü şu şekilde bir açılım yapabiliriz. Sin x eksi kosinüs x çarpı açtım parantezimi sin kare x artı sin x kos x artı cos kare x diye açabiliriz. Buna küp farkı diyorduk değil mi? Bölü. Bölü. Daha sonrasında da diyelim ki e, şu sin, x, sin 2x var ya 2 çarpı sin x çarpı cos x de hani. şimdi bunun başında 1 bölü 2 varsa ikiler birbirini götürür. 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x gelir. Bak şimdi soru bitti aslında bakarsanız. Sin kare x de cos kare x'in toplamı neydi? 1'di. Burada ne var? 1 artı sin x cos x var değil mi? Var hocam. O zaman burasıyla burası komple gider. Yani şununla şu. Cevabımız da ne kalır? Sin x eksi cos x kalır. Yani cevabımız ilk yazdığımızmış aslında. Cevap denizliymiş. Bir abc üçgeninde. A açısı B açısının 2 katına eşit. BC kenarının 2 katı da AC kenarının 3 katına eşit olduğuna göre cos B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz bir üçgenimizi çizelim. Bir tane şöyle üçgen çizdik. Tamam mı? Üçgeni çizmek önemli yoksa kenarların hangileri olduğunu göremezsin. Buraya A dedim, buraya B dedim, buraya C dedim. Şimdi bakın. A açısı B açısının iki katıysa burası alfa, alfa ise alfa açısı ise burası iki alfa açısıdır. Bu bir. İkincisi ben buna 3K dersem bakın burası 2K olur. Ya da 3 dersem 2 olur. Sıkıntı yok. BC'ye 3 dedim. AC'ye de 2 dedim. İsterseniz K'lı da yapabilirsiniz. Şimdi durum buysa e, ben burada sinüs teoremi uygularım. Yani 3 bölü sinüs 2 alfa eşittir. 2 bölü sinüs alfa yazarım. Ve ise dedik şu sinüs 2 alfaya yarım açı formülü uygulayalım. 3 bölü 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa eşittir. 2 bölü sinüs alfa dedim. Ve sonrasında bakın sin alfayla ile sin alfa birbirini götürdü. İçler içler çarpım yaparsam 4 tane kosinüs alfa eşittir 3 geldi. Kosinüs alfa kaçtır? 3 bölü 4. Şimdi bana ne sorulmuştu? Kos B. Yani B açısının kosinüsü. Yani alfa açısının kosinüsü sorulmuştu zaten. Ben de burada alfa açısının kosinüsünü bulmuş bulundum. Gayet güzel ve şık bir soruydu. Geçtim 13. sayfamın ilk sorusuna. Diyor ki x açısı pi bölü 10 ise 6 tane tanjant 3x bölü kot x eksi tan x işleminin sonucu kaçtır? Diye sorulmuş bize. Şimdi üst taraf 6 çarpı x pi bölü 10'du. Bunu unutmayalım. burası ne olur sevgili gençler? Tanjant 3 pi bölü 10 olur. Doğru mu? Doğru. Bölü Kot x eksi tanjant x var. Ben bu kot x'in aslına bakarsanız cos x bölü sin x olduğunu biliyorum. Eksi tan x'in de sin x bölü cos x olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla burayı cos x ile burayı da sinüs x ile genişletirsem bakın burada cos kare x eksi sin kare x bölü sin x çarpı cos x kalacağını da görüyorum. Üst taraf direkt olarak kosinüs 2x'in yarım açı formunun açılımı. Alt taraf ise sinüs 2x bölü 2'dir. Bunu buna bölersem de ters çevirip çarptığım zaman 2 tane tanjant 2x gelecektir. 2 çarpı tanjant 2x gelecektir. Şu 3 pi bölünü da yazmayalım. Onun yerine 3x yine kalsın. Şu şekilde. 6'yı 2'ye böldüm. 3 geldi. Ve buradan Böyle eşittir diyelim. Biraz çapraz eşittir. Tanjant 3x bölü tanjant 2x geldi. Güzel. Şimdi 3x dediğimiz 3x dediğimiz 3pi bölü 10'dur. Değil mi? 3pi bölü 10'dur. Peki burada pi bölü 2 neye eşit arkadaşlar? 5pi bölü 10'a mı eşit? Yani 90 5pi bölü 10'dur. O halde arkadaşlar ben şu ifadenin şu ifadenin Aslına bakarsanız kotanjant 3x olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bunda bir sıkıntı var mı? Ee, yok pardon aynen kotanjant 3x olduğunu biliyorum. Tanjant 3x'i kotanjant 3x'e bölmemiz istenmiş aslında bize. Tanjant 3x bölü. Kotanjant 3x'in. E, bakalım bir saniye. Bir yanlışımız var. Evet bir yanlışımız var. Çok güzel erken fark ettik en azından. Şurayı düzeltelim. Çünkü soru çıkmıyordu bir noktadan sonra. Bunu ters çevirip burayla çarparsam 2 çarpı cos 2x bölü sin 2 xten 2 tane tanjant 2x gelmez. 2 tane ne gelir? Kotanjant 2x gelir. Dolayısıyla şurayı da düzeltelim. Burası kotanjant olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 6 ile de bu gitti. Zaten burası 3 çarpı tanjant 3x bölü kotanjant 2x geldi. he Şimdi pi bölü 2 5 pi bölü 10 ya. Bu da 5x diyebilir miyiz? Demek ki 5x 90'mış. Şimdi buraya bakıyorsun. Şurada 3x var. Burada 2x var. E bunlar birbirini 5x'e. Yani 90'a tamamlıyorlar. O halde bunlar birbirine eşittir. Giderlerse geriye sadece ne kalır? 3 kalır. Bu da bizim cevabımız olur. Gene az daha bir hata daha yapıyorduk. Ucuz atlattık. Ucuz yırttık. Geçelim bir sonraki sorumuza. Ee, şimdi ABC bir dik üçgen. ABAC'ye dik, AHBC'ye dik, BC 4 birim verilmiş. ACB'de X olarak verilmiş bu açı bize. AH uzunluğunun eşiti nedir diye soruluyor. AH uzunluğu şurası ben buraya H dedim. Şimdi bu soru benim sevdiğim bir soru. Daha doğrusu çözümü itibariyle sevdiğim bir soru. Daha basit bir şekilde hemen çıt diye çözülebilir ama ben burada sırf çözümü sevdiğim için bu şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünecek olursak daha iyi anlamanız açısından Ben bunu bu üçgeni size şu şekilde Çizmek istiyorum Daha sonrasında silebiliriz burayı sıkıntı yok Ben bu üçgeni size şu şekilde çizeyim Hatta şurası dik ya Buradan şöyle bir dikindirelim Tamam ee, Hani görünsün diye yoksa dikliği çizmek zorunda değildik Şurası 4'müş değil mi Şurası 4 ee, Peki burası 4 ise, Bu x de o zaman neresi olsun arkadaşlar Şurası olsun mu bu x de Ya da şurası olsun da olsun. Yani bunu şöyle şu şekilde ters çevirmişiz katlamışız gibi düşünebilirsiniz. Bakın burası da dikti. Burası 4 ise burası nedir? 4 çarpı kosinüs x'tir. Burası da 4 çarpı sinüs x'tir. Doğru mu yanlış mı? Bunu daha öncesinde yaptık. E peki hocam güzel. O zaman şurası 4 çarpı kosinüs x olacaktır. Burası 4 çarpı sinüs x olacaktır. Tamam güzel. Şu an sorumuzu bitirdik arkadaşlar. Nasıl mı? Şu şekilde. Bu üçgenin alanını nasıl bulursunuz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bu üçgenin alanı 2 hmış Peki başka bir şekilde bakın burası taban burası yükseklik olur mu? Ya da burası taban burası yükseklik olur. O zaman 4 çarpı sin x çarpı e, 4 çarpı kosinüs x bölü 2. Burası sevgili gençler 8 çarpı sin x çarpı kos x gelir alanımız. Dolayısıyla bu da 8 çarpı sin x çarpı cos x e eşittir diyebiliriz. İkisi de alandı çünkü. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Burası 4 oldu. Yazıyorum bakın. Şuraya yazalım şöyle. h eşittir 2 çarpı 2 çarpı sin x cos x. Hocam niye o 4'ü 2 kere 2 diye yazdınız? Çünkü 2 sin x cos x neye eşittir? Sinüs 2 x'e. Yani o halde cevabımız 2 çarpı sinüs 2 x olacaktır diyebiliriz sevgili gençler cevap C seçeneğinde verilmiştir dedik. Güzel çözdük mü? Güzel çözdük. Soru güzel miydi? Bence güzeldi. Daha bunun lamacimi yok. Bu videonun son sorusundayız. Bir sonraki videomuzun konusu trigonometrik denklemler olacak haberiniz olsun. Bu arada beni instagramdan takip etmeyi ve hala abone olmadıysanız bu kanala abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma son sorum. Cos 36 çarpı cos 72 işleminin sonucu. Şimdi gençler elimizde şöyle bir ifade var bakın. Cos 36 çarpı cos 72 diye bir ifade var. Ben bunu buradan sinüs 36'ya çarpıp daha sonrasında sinüs 36'ya bölsem elime ne geçer? Elime şöyle bir şey geçer. Sin 36 ile cos 36'nın çarpımının sinüs 72 bölü 2 olması geçer. Bununla da bunu çarpacağız. E üst taraf ne olur? Sin 72 çarpı cos 72 bölü 2 çarpı sin 36. Bunu da ters çevirip e, paydasıyla çarpmış bulunduk. Peki sin 72 çarpı cos 72 nedir? Bu da arkadaşlar sinüs 144 bölü 2'dir. Bunu da ters çevirip çarparsak çarpı 2 çarpı kosinüs 36 kalır. Peki sin 144 nedir? Sinüs 180 eksi 36'dır. Bölü 4 çarpı kosinüs 36 gelir. Bakın şurası sinüs 36'ya eşittir. 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için sin 36. Sin 36 bölü kos 36 nedir peki? Tan 36'dır. Bir de başına ne var? Şurasında 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 çarpı tanjant 36'ya eşit olur diyeceğiz sevgili gençler. Ee, bizim ifademiz diyeceğim de demeyim demeyim bak gene bir daha videoları gece çekmeyeceğim diyeceğim ama gündüz hiç vaktim olmuyor arkadaşlar. Sin 36'yı gittik buraya ne diye geçirdik? Kos 36'ya geçirdik. Mükemmeliz. biz, mükemmeliz ya. Gerçekten efsaneyiz yani. Burası sin 36 arkadaşlar. Şunlar gider. Gittikten sonra zaten geriye ne kalır? Sadece 1 bölü 4 kalır. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın ara sıra sorularda bazı hatalar yapıyoruz. Durak ama ama e, şu an saat kaçmış? Şu an saat 3.05 ve ben hala burada video çekiyorum. Hatta bunun devamını da çekeceğim şimdi. Yani büyük ihtimal bugün 5'te 6'da falan uyuyacağım. E, bir kusurumuz olursa affola amacımız tamamen sizlere ders anlatmak. E, başka bir durum söz konusu değil. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.